Siyaset kültüründe 3. bölümle karşınızdayız. Güncel siyaseti de biraz konuşacağız bu bölümde. Ama en son Sayın Paşam Sabiha Gökçen'i Amerika Birleşik Devletleri istedi diye Sayın Bakan söylemişti, evet. Şükrü Sina Gürel. Siz de dediniz onlar istemedi, biz satmak istedik. 32 milyar dolara kadar çıktı pazarlık. At pazarlığı nereye gidiyor dediler. İşte orada kalmıştı. Bakın Bush'un o sözü ondan kaynaklanıyor. George Bush'un yani, evet. Efendim biz mesela Sabiha Gökçen'i genellikle kullanamıyorduk. Neden kullanamıyorduk? Sabiha Gökçen'in ben Türk Hava Kurumu Genel Başkanı'yken aynı zamanda hissedarıyımdım. Yani %1'e yakın bir hissemiz vardı. Büyük bir şey değil ama ondan sonra da Sabiha Gökçen'le ilgili olarak efendim hatta bize dediler ki kullanılamıyor. Hadi siz Türk Hava Kurumu'nun ne kadar uçan uçağı varsa oraya götürün koyun ondan sonra orası kullanılıyor gibi görünsün. Bunun sebebi de Sabiha Gökçen açılınca Türk Hava Yolları'nın hiçbir uçağa inmeyecek kararı alınmasıdır. Yani bakın sanki bir düşman hava alanı ondan sonra Türk Hava Yolları'nın hiçbir uçağa inmeyecek. Onun üzerine tabii ki 2003'te yaklaşmış oldu. Efendim bir yerde Sabiha Gökçen'in paraya ihtiyacı var. Yani bir yığın masraf tabii yapılmış o kadar. Bu arada Sabiha Gökçen'i de özellikle soktular ki diyelim ki 32 milyar doların gelecek olan dolardan 300 milyon dolar da Sabiha Gökçen için alınacak gibi oldu. Yani esas konu bir yerde budur. Yani bazıları Trabzon'un efendim işte bakın Amerika işgal için istiyor, orayı bilmem işgal için istiyor falan filan düşüncesi vardır. Tamam ben belki istikballe ilgili bir düşünceleri vardır ona ben bir şey demem ama başlangıçta bütün bizim amacımız efendim işte iktisadi bunalımlardan kurtulmak için 32 milyar dolar direkt parayı tezkere geçince Türkiye alma konumuna girecekti. Olay buydu ama yani. Ne kadar utanç verici. Efendim bu yani, tabii ki utanç verici. Yani. Yani bunun arkadaşların yani. Var içinde bir fiil olan işte o yüzden Bush at pazarlığı dedi. Bakın bizim için ne kadar utanç vericidir. Ya yetti artık bu at pazarlığı dedi adam. Ya 32 milyar dolar daha veriyorum. Hala yani bilmem. Onu da isteriz, bunu da isteriz. Evet o günler yani, geçti diye bakıyoruz. Onu da o şekilde bakıyoruz. Bilelim. Şimdi biraz önce ara verdiğimizde Yargıtay Onursal Başkanı Sayın Sami Selçuk aradı. Dedi ki Amerika Birleşik Devletleri'nde Halkbank davası daha kapanmamıştı. Yani genel müdür yardımcısı cezasını çekti, gönderildi dedi ama yeni bir iddianame hazırlığı vardı. Tesadüfen bugün çıkmış olabilir diyor. Anladım. Yani evet. O... Sizin de söylediklerinize böyle bir destek olmak, yani destek evet. olarak değil de sizin söylediğiniz farklı siyasi belki bir karardır diye. Hı-hı. Ama bu konularda çok titizdir Sayın Sami Selçuk. Arada öyle bir düzeltme yaptı. Evet. İkincisinde de dedi işte Paşam'la ilgili ifade doğru ama Dışişleri Eski Bakanı denmemesi gerekir. Eski Dışişleri Bakanı dendiği zaman daha doğru olur diyerek de. Ben Sayın Bakanım diyorum zaten. Sayın Bakan diyoruz. Şimdi tabii Halkbank Üniversitesi'nde konuştuk. En doğrusu hocalık. Yani çünkü öbürleri Atılım geçici. Üniversitesi. Öbürleri geçici hocalık evet. kalıcı. Evet. Şimdi bu Halkbank kararıyla ilgili de bu açıklamayı yaptıktan sonra ben size daha sonra döneceğim. Başkanlığını yaptığınız ama Sayın Şükrü Sina Gürel'den başlamak istiyorum. Türk Hava Kurumu'na bugün kayyum atandı. Evet. Yani son orman yangınlarında Orman Bakanlığı ile karşı karşıya gelmişti Türk Hava Kurumu. Ve birkaç yıldır da son yıllardır da çalkantılı bir süreçten evet. geçiyor. Evet. Ne oluyor orada? Size? Yani bir ara size bağlıydı değil mi? Evet en iyisini komutanım bilir tabii de. Çünkü genel başkanlığını yapmıştır zamanında. Şimdi Türk Hava Kurumu tabii nerelerden nerelere geldi, nasıl baltalandı, değil mi? Bir kere bu kurban derileri meselesinden evet. baltalanmaya başlandı. Sonra adeta birilerinin çiftliği haline geldi. Sanırım FETÖ'cülerin eline geçti değil mi? Ondan sonra da bu kötü yönetimin sonunda işte bir üniversitesi vardı. O büyük rezaletlerle
galiba sonuçlandı. Ve şimdi geldiği nokta bu. Orman Bakanlığı, Türk Hava Kurumu'nun elindeki uçakları, eski uçaklar bunlar, biz bunları yangın söndürmede kullanamayız dedi en son. Ve çok pahalı işler yaparak günahları boynuna değil mi? Günahları boynuna çok pahalı işler yaparak yabancılara ihale ettiler yangın söndürme işini ve uçaklarla yerine helikopterlerle yapmaya kalktılar. O da çok başarılı bir iş olmadı. Şimdi de uçak alıyorlar. Değil mi? Şimdi de yangın söndürme uçağı alıyor kendisine Orman Bakanlığı. Şimdi bütün bunlar kötü yönetimin sonucu ama aynı zamanda da kötü niyetli yönetimin sonucu bence. Dolayısıyla evet. Ben orada keseyim. Evet. Paşamız bir dönem Türk Hava 2000'li yılların başıydı. 2000-2003 arası. 2000-2003. Evet. Yine o zaman da bir yangın yeriydi herhalde değil mi Türk Hava Kurumu? Şimdi şöyle zaten efendim ben de kayyumdan devraldım. 100 trilyon borç vardı. Yani 100 trilyon borç ödendi. 20 trilyonluk yatırım yapıldı. 30 trilyon devredildi. Bu arada malumunuz bu üniversite vakfı mevcuttu. Bu vakfı daha üniversite kurulmamış ama vakfı da devam ettirdik. Yani ondan sonra diğer arkadaşlar üniversite kursun diye. Yani ben de 2003'e doğru ayrıldım tabii ki bu işlemleri tamamladıktan sonra. Şu anda tabii burada pek milletin de bilmediği bir konu var. Efendim kurban derilerinin filan gelirinin tamamını sanki Türk Hava Kurumu'na geliyormuş gibi biliyorlar. Halbuki %60'ı Kızılay, Diyanet Vakfı, Çocuk Esirgeme Kurumu ve Sosyal Dayanışma Vakfı'nadır. Yani %60'ı zaten kurban derilerinin, yani bu milletin hepsinin, herkesin, bakın bu vakıflar da olduğu için, bütün kurban derilerinin Türk Hava Kurumu tarafından toplanması için büyük gayret göstermesi gerekirken, çünkü %60 bunlara veriliyor. Evet. Eğer Türk Hava Kurumu derileri toplar ise deri pazarı kıymet kazanıyor. Kıymet kazandığı için deri fiyatı yükseliyor ve bir yerde bu vakıflar da işte dediğim gibi Sosyal Dayanışma Vakfı dahil gelir temini oluyor. Bakın şöyle söylemek istiyorum. Ben Türk Hava Kurumu Genel Başkanı iken Afyon'da deprem oldu. Afyon'da deprem olduğunda o... Dinar depremiydi. Yo Afyon'da hem Afyon'un içinde oldu hem de Bolvadin'de oldu, Çay'da oldu. Yani Afyon çevresinde deprem oldu. Ve bizim kurumun daha sonra yani deri paraları toplanmış, deri paralarını belirli bir zaman sonra veriyorsunuz Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı'na. Hemen ben o bölgedeki kaymakam ve valiye, kaymakamlara ve valiye 250 bin lira depremin olduğu günü sabahı gönderdim. 250 bin lira. Devletimiz de tabii ki bir çalışma yaptıktan sonra daha sonraki gün işte 2 gün sonra falan da 250 bin lira devlet de gönderdi. Hani yardım olsun diye. Düşünün yani Türk Hava Kurumu'nun yapmış olduğu işlemi söylüyorum. Sonra bu vekaleten bir yerde kurban kesildiğinde o kurbanların tamamını biz kombinelerde kavurma yaptırıp kenara koyuyoruz. Bir sel baskını olduğunda oraya gönderiyoruz. İşte deprem olduğunda oraya gönderiyoruz. Yani hizmetler olarak fevkalade yüksek hizmetler yapmamıza rağmen halkın birçok insanının İnönü'de her türlü konuda bu havacılıkla ilgili yok motorlu yelken kanat yok paraşütle atlama efendim işte planör uçuşlarıyla filan eğitimler veriyoruz gençlere. Oradan meslek kazananlar var. Yani planör pilotu oluyor. Ondan sonra planör pilotluğundan tabii daha rahat oluyor diğer uçaklara geçiş. Uçaklara geçiyor falan yani. Şimdi kayyum orayı devraldı. Ne olur bundan sonrası? Şimdi efendim kayyum tabii ki devralmasının ana kaynaklarından bir tanesi
Kurumu bu duruma kim getirdi, neden getirdi, nasıl getirdi? Onlarla ilgili davaların açılması için. Yani benden önce de kayyum vardı. Benden önceki kayyum da efendim ilgililerle ilgili davalar açılmıştı. Şimdi bu davaların açılması işte yani kurumu kim, ne için, nasıl? Yani bütün yönetim dahil, özellikle genel başkanın dışında yönetim, denetim kurulları filan hepsinin tek tek incelenerek kurumu bu duruma getirenlerin bir yerde dava açılarak yargılanması lazım. Yani şimdi kurum durup dururken bu hale gelmedi ki. Kurum efendim yanlış yönetim veya efendim iyi niyetli yönetilmeyen bir ortam nedeniyle geldi. Bu kurum öyle bir kurum ki 1980'li yıllardan beri de bu yangın söndürmeyle ilgili tek kurum Türkiye'de şu güne kadar. Yani Türkiye'de başka bir kurum yok yangın söndürmeyle ilgili. Şimdi böyle bir kurumun elinde işte 9 tane Kanada uçağı var, 6 tonluk. Ondan sonra 2 ton atan da 11 tane Polonya malı uçak var. Şimdi bakın efendim yani büyük uçak almak öyle bilmem 20 ton su atayım falan filan bunlar bir yerde Türkiye için belirli ölçüde kullanılmayacak şeyler. Çünkü Türkiye'de ormanlar dağlık bölgelerde zaten. Yani o 2 ton su atan uçak kıvrak uçak. O yüzden çekebiliyor, efendim dalabiliyor, bilmem yön değiştiriyor, vadiye giriyor, suyunu atıyor, kaçıyor. Ondan sonra efendim bu Kanada uçakları ise dünyanın kabul ettiği en iyi uçak bunlar. Dünyanın kabul ettiği uzun süredir efendim üretilen en iyi uçaklardan. Tabii ki efendim 1980 model filan onlar. Uçaklarda model o kadar önemli değil. Zaten bir tek yangın söndürmede kullanılıyor. Yani insanda taşıyor ayrı konu. Yani aşağı yukarı bildiğim kadarıyla 24 kişi filan taşıyor. Eğer sen istersen yani bunu aynı zamanda o amaçla da kullanabiliyoruz. Ama yazın özellikle tabii yangın söndürmede etkin 6 tona yakın su taşıyor ve atıyor. Yani Türk Hava Kurumu anlaşılıyor ki yeni bir maceraya doğru gidiyor. Yani maalesef yani bu böyle. İşte şu anda alınması düşünülen Rusya'dan uçak ise o bayağı uzun uçak ve geniş uçak. Öyle dar vadilere falan girmez. Sibirya için değil mi? Sibirya yani, ormanlarında yani, olur. Efendim yani işte öyle dümdüz arazilerde kullanırsınız evet. Ama böyle Türkiye'deki gibi arazilerde kullanmak çok zor. Ben şunu söylemek istiyorum. Biz kimseye bir şey demiyoruz. Bizim ormanlarımız yanmasın onu söylüyoruz. Bir, iki, bunların hepsinden alacaksınız. Yani çevik uçak alacaksınız. 2 ton atacak ama dediğim gibi kötü yerlere de girebilecek. Efendim biraz daha büyüğü böyle denizden, gölden alan. Efendim geçenlerde program vardı gene Halk TV'deydi. Ben de ona katılmıştım. Ondan sonra bir bu konuyla ilgili bir ilim adamımız konuşma yapıyordu. Efendim işte helikopterler her yerden su alabiliyor. Bizim bu Kanada uçakları ancak göllerden falan filan alıyor diye. Öyle bir şey yok. Göllerden aldığı gibi biz aynı zamanda havaalanlarında da tertip alıyoruz. En yakın havaalanlarında yani Dalaman'da, Bodrum'da, Selçuk Havaalanı'nda, Ayvalık'taki havaalanında, efendim Çanakkale'deki havaalanında, İstanbul'da bir havaalanında, Antalya'daki havaalanında. Yani bizim her havaalanında neredeyse o zaman için konuşuyorum. Ondan sonra havuzumuz var. Yani bir havuz meydana getiriyoruz. Yani uçak diyelim ki efendim denizden alamadı, dalgalı olur ya. Ondan sonra hemen geliyor, iniyor. Bizim havuzdan alıyor, kalkıyor gene. Onu söylemek istiyorum. Efendim işte bu uçaklar işte sadece gölden alıyor, denizden alıyor. Millete yanlış bilgiler verildi. Yani böyle bir şey de yok. Onu da söylemek istiyorum. Evet. Ben tekrar Barış Pınar Harekatı'na dönmek istiyorum. Hocam da o konuda daha çok konuşmak istiyorum. Şimdi bundan sonra ne olur? Yani 8. gündeyiz ve bundan sonraki süreçte Sayın Cumhurbaşkanı bugün Membiç'ten sonraki 30 kilometrelik alanda da söz sahibi olmalıyız diye bir açıklama yaptı. Şimdi bence bundan sonra biraz gerçekçi olmak lazım. Yani bizim harekatla hedeflediğimiz neydi?
bu 30 kilometre derinlikteki bir şerit içerisinde PKK ve PYD'nin gücüne son vermekti. Evet. Yani bunun ötesinde bir amaç zaten şu olabilir: PKK ve PYD'yi tamamen ortadan kaldırmak olabilir. Evet. Şimdi bu ikinci söylediğim gerçekçi bir amaç olmuyor. Değil mi? Evet. Gerçekçi amaç bu 30 kilometrelik şerit içerisinde bunları tasfiye etmek. Evet. Şimdi Rusya ile işbirliği yapabilirsek ve Şam'la işbirliği yapabilirsek bu amacımızı gerçekleştirebiliriz. Evet. Gerçekleştirebiliriz. Dolayısıyla bundan sonra odaklanacağımız amaç bu olmalı diye evet. düşünüyorum. Ve tabii şu da gerçekçi bir amaç değildi. Yani biz orada güvenli bölge yaratalım, işte evler yapalım, oraya bize sığınmış olanları yerleştirelim, 1 milyonunu, 2 milyonunu. Onlar da domates, soğan yetiştirsinler ve geçinsinler. Bu da gerçekçi bir amaç değildi. Neden gerçekçi bir amaç değildi? Çünkü birincisi, bir kere bu insanlar oradan mı geldiler? Çoğu oradan gelmedi. Çoğu daha çok Halep civarından geldi. Evet. Ve bunları kırda yapılan ya da oluşturduğunuz işte kasabalarda yapılan evlere yollayıp bir dönüm, iki dönüm de tarım arazisi verirseniz, orada patates, soğan yetiştirmeye başlarlarsa bunlar geçinip giderler diye düşünmek yanlıştır. Bir kere oraya gitmek istiyorlar mı? Bir. Evet. İkincisi, oraya gittikleri zaman bir toplumsal örgütlenme gerekir. Onu yapabiliyorlar mı? Yani 1571'de Osmanlı Kıbrıs'ı fethettiğinde bile oraya zorunlu iskanla insanları yolladı. Ama her köye demirci, nalbant vesaire uzman insanları da yolladı. Çiftçilikten anlayan. Karabandılar. Değil mi? Evet. dolayısıyla bu iş böyle bir planlamayla ancak olabilirdi. Evet. O da biraz gerçekçilikten uzak tabii ki. Çünkü o bölgeyi tamamen denetlemeniz, bir de tabii bunu Suriye yönetimiyle görüşmeden nasıl yapacaksınız? Yani biraz önce söylediğim gibi programın başında, eğer dış politikaya işte arsa olarak bakıyorsanız dış politika amaçlarınıza, o bile zaten arsa sahibiyle görüşmenizi gerektirir. Evet. Yani siz müteahhit olsanız, bir yere ev yapmaya kalksanız ilk görüşeceğiniz insan arsa sahibi olan insandır. Evet, evet. Dolayısıyla bu açıdan bile bakılsa, yani kimin toprağı orası? Suriye toprağı. Biz orada ne yapacağız? Değil mi? Onlarla işbirliği yapmadan ne yapacağız? Bu işin doğru yolu şudur: PKK ve PYD'yi gerçekten sınırımızdan uzaklaştırmak, silahsızlandırmak mümkünse silahsız. Bunun için Rusya ve Şam'la işbirliği yapmak. Bunun ötesinde işte sorun nasıl çözülecek? Bizdeki sığınmacılar nasıl geri yollanacak? Bu konuda da Şam'la işbirliği yapmak. Yani bu konuda Şam'la işbirliği yaparsak şunlar mümkün olur. İşte eli silahlı rejime karşı savaşmış olanlara af çıkartılabilir. Evet. Onun ötesinde tabii ki terör örgütü olarak kabul ettirdiklerimizin cezalandırılması mümkün olabilir. Ve ondan sonra da birlikte bir imar faaliyeti olabilir. Evet. O imar faaliyetinin sonunda da gerçekten bizdeki sığınmacıları geri yollamak mümkün olabilir. Bunun dışında bir çözüm ben göremiyorum. Yalnız tabii burada bir konu hala çetrefilliğini koruyor. O da İdlib konusudur. Evet. İdlib konusudur. İdlib'de ne yapacağız? İdlib'de de belki bizim ilk atmamız gereken adım o güneydeki kontrol noktalarımızı daha kuzeye çekmek, evet. ve asıl olarak da kendi sınırımızı kontrol etmeye başlamak. Kendi sınırımızdan biraz ötesine
kontrol etmeye başlamak. Öteki iş, oradaki silahlı gruplar içinde bizim de terörist kabul etmediğimiz gruplar varsa onlarla ilgili de Şam'la görüşmek ve onlara da bir af sağlamak. Sayın Bakanım, sanki ben kusura bakmayın da yani şöyle düşünüyorum. Biz Membiç'i sanki bu İdlib için verdik gibi geliyor bana. Öyle mi? Evet. Bana öyle geliyor. Oraya yani, transfer olsunlar. Yani şimdi abi. Evet. Onun gibi bana evet. Öyle geliyor. Ondan evet. Sonra işte, İdlib'i alalım Membiç de onlar yani, oraya yani yerleşsin. Şimdi, Rusya ile bu yumuşatma oluyor. Anlıyorum. Yani İdlib anlıyorum. Konusunda bizi sıkıştırma. Bak sen Membiç'e gir gibi bir olabilir. Olay gibi olabilir. Görüyorum ben. Belki. Sayın yani. Cumhurbaşkanı'nın da yani sözleri Membiç onların toprağı o, öyle bir öyle bir evet. Şey gösteriyor bize. Evet. Sadece işte PKK-PYD'nin Membiç'ten uzaklaştırılması evet. Veya işte yapılması evet. Gereken yalnız işlem tabii yapılması. Şeyde İdlib'de durum epeyce karışık orada biliyorsunuz. Efendim, o, Çin'den bile gelen gruplar var. Yani. Ama bakın şimdi burada da biz haklıyız. Evet. Neden biz haklıyız? Buraya İdlib'e herkesi ondan sonra Şam'ın güneyinden de getirdiler. Değil mi? Evet. Yani efendim evet. Biz mi suçluyuz yani evet. Şimdi? Evet. Onun da yükünü biz, mutlaka evet. İşte evet. Hem hepsi beraber Suriye tabii yani tabii. Hem Suriye devleti merkezi devleti hükümeti bundan sorumlu hem de Rusya sorumlu. Evet. Yani şimdi nerede varsa efendim evet. İşte eli böyle, silahlı adam eli silahlı adam onların üzerlerine varil bombaları attılar. Evet. Yani şimdi evet. Hassas mühimmat atamıyor ki Suriye'nin uçakları. Varil bombası atıyor. Varil bombası 50 metre oraya düşüyor, 50 metre buraya düşüyor. O diyor ki sorun değil. Maksat onlara acı vermek, onlar teslim olsun veyahut bir noktaya evet. Gelsin. Evet. Öyle olunca bunlar çok büyük zarar gördü. Aileleri de zarar gördü. Tamam teröristtir, şudur budur. Ama aileleri zarar gördü bunların. Ondan sonra varil bombalarından dolayı onları da efendim kıstırdıklarında işte boyuna İdlib'e gönderdiler. Yani şimdi onların hiçbir suçu yok. Doğru. Evet, onların Halep'ten de İdlib'e gittiler. Her yerden, her yerden. Benim yani ta Şam'ın güneyinden bilmem Suriye'nin doğusundan evet. Ne kadar adam varsa topladılar İdlib'e koydular. Ondan sonra al bakalım senin sorunun yani Türkiye'nin sorunu gibi bir noktaya geldi. Yani siz ne yaptınız? Tamam efendim şahıs yok bilmem Uygur bölgesinden gelmiş, yok Çeşenistan'dan gelmiş, yok öbür taraftan gelmiş. Tamam bir şey demiyoruz da ama sonuçta siz bunları buraya topladınız. Evet. Onun için bu sorunu biraz evvel de konuştuğumuz gibi bir yerde Batı'yı devre dışı bırakmamız lazım. Bizim tabii. Bu üç devlet. Evet. Diyeceğiz ki biz bundan sonra Amerika'da yok Suriye'de tabii. Kabul evet. Etmiyoruz onun varlığını. Öbürleri de o koalisyon filan da yok. Türkiye, evet Türkiye, Rusya ve İran arasında anlaşma ile evet. Biz Suriye anayasasını yazacağız diyeceğiz. Evet. Bitecek efendim. Evet. Eğer biz bunu dersek yok Cenevre'de toplantı. Sana ne Fransa Cenevre'de ben toplanırken sana ne Suriye'den? Yok efendim Suriye'de. Hala eski mandan yani, Suriye, diye değil mi? Yani, Suriye'de efendim evet. ilişkisi varmışmış da tarihte yani, şuymuş evet. Buymuş da ne tarihte ne kadarlık ilişkin olacak? Sen evet. Efendim Osmanlı Devleti yıkılırken 1940'lara bilmem o civarlara kadar kendin orada efendim bir yerde sömürge olarak kullandın. 40 değil 36'da verdikleri bağımsızlık var. Evet. Yani var. 1920'de manda yönetimi kuruyorlar. Evet. 1936'da da bağımsızlık veriyorlar. Evet, evet. Bağımsızlık veriyorlar. 16 yıl yani. Şimdi 16 yıl yani. Hani ben birazcık fazlaya götürmüşüm. Bakalım. Yani işte onu söylemek istiyorum. Sen evet. 16 yıl orayı bilmem sömürdüm diye sömürdüm diye ben burada bir hakkım var demek hakkı yok yani. Yani. Yok ya tabii. Kusura bakmayın siz rica ederim tabii ki yani tabii birbiriyle doğrudan tabii. İlişkili olduğu için yani onu söylemek istiyorum. Türkiye, Rusya, İran efendim biz bu ülkenin anayasasını yapacağız. Tabii Suriye merkezi hükümeti gelecek orada. Yani o olacak. Türkiye de kabul edecek yani bunu. Ondan sonra oturacağız, anayasasını yapacağız.
Bu işte bizdeki ya 4 milyonu ne yapalım, kurtaralım bu işi, gene gelsinler bir yerlere diye şekilde paylaşacağız. Yani bizim açıklamamız bu yönde. Yani biz orada o bölgeyi temizleyeceğiz. O temizlenen bölgeye bize Türkiye'ye gelen Suriyeli vatandaşları yerleştireceğiz. Bunu becerebilecek miyiz? Şimdi bakın efendim. Yani bunun altyapısını oluşturduk mu biz şimdi? Şimdi altyapısı tabii ki bunun oluşturulması için para lazım. Ama biz kaybettiğimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Nedir kaybettiğimiz? Yani hükümetin açıklamasını söylüyorum. Ben 40 milyar dolar harcadık diyor. Ondan sonra bu şimdi 27 milyar dolarla 5 bin nüfuslu 140 köy kuracağız. 30 bin nüfuslu 10 ilçe. Efendim 1-2 milyon kişiyi, yani önce 1 ondan sonra 2 milyon kişiyi buraya evlerine göçüreceğiz. Hastane kuracağız bilmem kaç tane, okul kuracağız bilmem kaç tane. Burada en önemli konu da sanayi siteleri kuracağız. Bu köylere dair bir küçük sanayi siteleri kurulması planlanıyor. Bu da 27 milyar dolar olarak hesaplanmış. Ha, yani biz şimdi burada eğer bir 10 sene 15 sene daha bu 4 milyon kişi Türkiye'de kalır ise, nüfus artışı da fazla olduğundan aşağı yukarı Türkiye'ye gelişlerinden itibaren 400 bin filan nüfusları arttı. Şimdi bu nüfus artış hızıyla biz o zaman böyle besle belki 100 milyar dolar bir kısa zamanda verme konumuna gireceğiz. Bu 27 milyar dolar vermek daha iyidir diye planlama yapılıyor. Yani, evet. Ama bu o 27 milyar doları da bize başkaları versin istiyoruz. Biz istiyoruz da ben kimsenin vereceğine ümit etmediğim için o bizim omzumuza kalır. Başka hiçbir şey olmaz. Evet. Ama pardon, merkezi hükümetle filan bu hani anayasa olayı meydana getiriyor. Hayır, da, belki hani deniyor ki işte biz olur. O yönetimi kabul etmiyoruz, işte seçimleri bekliyoruz. Ama bence bu ne kadar var? 5 sene ne kadar var seçimlere? Yani hayır, bir kere İdlib'deki durum belli olacak. Bütün yabancı güçler çekilecek. Ondan sonra serbest seçimler yapılacak ve yeni yönetim kurulacak. Yani bu 3-5 sene içerisinde ancak olabilecek bir şey. Yani 3-5 seneyi biz yine Esad yönetimiyle görüşmeyeceğiz. Görüşmeyeceğiz. Bu mümkün mü? Diplomatik yani, anlamda. Bu mümkün mü? Bence mümkün değil. Dolayısıyla artık bu inada da son vermek gerekiyor. Ya ben zannediyorum ki bu kısa zamanda olacak. Yani böyle 3-5 yıla bekleme söz konusu olacak. Yani. Ama şimdi tabii Suriye anayasasını biz üstümüze alırsak o zaman zaten Esad orada gene bizim masamızda olacak. Tabii. Onun için biz burada Batı'yı devre dışı bırakmak için Esad'ı hemen masamıza almalıyız bana göre. Tabii. Bu dediğim üç devletle de anayasasını biz bağlamalıyız. Bir de yani Esad'dan başka bir yönetim gelecek olsa bile Esad orada gene de güçlü bir unsur olacak. Yani tabii ki onu gene de bizim muhatap almamız gerekecek. Elbette. Bir de yaşı genç yani. Değil mi? Yani, Allah ömür versin. Biz yani, kimsenin ömrüyle ilgili bir şey demeyiz. Dolayısıyla gerçekçi olmamız lazım. Yani, artık dış politikada kişisel bir mesele olarak bakmamamız lazım. Evet. Peki o zaman askeri anlamda şimdi çoğu şey bitti herhalde, değil mi? Yani şimdi devam ediyor ama yüzde kaçı bitti askeri operasyon bizim planladığımız noktada? Yani şimdi benim gördüğüm kadarıyla 4-5 bin kilometre civarında bizim kontrolümüze girdi. Burası zaten 14.500 kilometre karelik. Ama orada sorun yaratabilecek bölge Kamışlı'dır ve bir de Ayn el Arab'tır şu anda. Şimdi bu Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı baskılarından kurtulmak için ve de Suriye Merkezi Kuvvetleri'nin işte gene PKK-PYD ile birlikte bize baskı yaratmaması için en kısa zamanda bu Kamışlı bölgesiyle Ayn el Arab bölgesini hemen kuşatmamız, ondan sonra orada herhangi bir hemen şehir içine girmememiz, 32 kilometrelik güneye kadar kuvvetlerimizi indirmemiz, daha sonra bu Kamışlı olsun, efendim Ayn el Arab olsun, ondan sonra şehir içine girmemiz ve mümkün olduğu kadarıyla Ayn el Arab'ın kuzeyinde belirli bir seyrekleştirme yapalım. Yani Türkiye tarafında
Kamışlı tarafındaki havan mavan konusunda da daha az sıkıntımız olsun diye düşünüyorum. İşte, bir anlama bu olmalı. Doğru, o olmalı. Yalnız orada biraz galiba geride kaldık. Yani bu Aynel Araba da Suriye kuvvetlerinin geldiği söyleniyor. Ya da oraya doğru bir harekat başladı. Suriye geliyorsa Rusya'da vardır. Kamışlı'da zaten varlıkları söz konusu. Evet, tabii varlıkları söz konusu. Ben de onu söylemek istiyorum. Yani siz kuşatırsanız, o zaman işte bu işte. Yani siz böyle illa merkezi yeri efendim elde etmek için zaman kaybederseniz, o zaman bu kuvvetler hemen yerini alır. Tabii ki. Bizim de birliklerin Aynel Arap bölgesinde özellikle hazırlıkları tamam. Süratle kuşatmayı yapıp ondan sonra güneye 32 kilometreye girip oturmamız lazım böyle. Lazım. Ondan sonra gelenlere ben yani buradayım. Siyaseten elimiz güçlü olsun diyor. Ondan sonra... Şimdi tekrar siyasete dönecek olursak izninizle. Şimdi biraz önce söylemeyi unuttum. Yani şimdi Şam'la işbirliği konusunda bizim biraz geçmişimizi ve Mustafa Kemal Atatürk'ü örnek almamız gerekiyor. Neden? Bakın biz 1930'da Yunanistan'la işbirliği anlaşmaları imzaladık. Balkan Paktı'nı beraber oluşturduk. Evet. Bu 1930 tarihi 1923'ten ne kadar sonradır? Yani Yunanistan'da barış yaptığımızdan ne kadar sonradır? 7 yıl sonradır değil mi? Evet. 7 yıl sonradır değil mi? Ve yani o zamanki devlet adamlığını şimdikilerin göstermesini belki beklemek boşuna ama en azından bir örnek olarak gözümüzün önünde duruyor. Yani Mustafa Kemal o kadar büyük düşünceye sahip ki biliyor. Mesela neyi biliyor? Bulgarlar devamlı surette Ege'ye çıkmak ister. Tabii ki. Yani şimdi Bulgarlar ister ki aslında Bulgarlar İstanbul'u da almak ister. O ayrı konu da. Yani Bulgarlar hem İstanbul'u kim istemez ki komutanım? İstanbul'u herkes ister. Herkes ister. Ama 16 milyon oldu orada Allah'a şükür. Şimdi onu söylemek istiyorum. Hem Karadeniz'de limanı olsun istiyor Bulgaristan. Onu biliyor Atatürk. Bir tarafta da Ege'ye işte çıkmak. Kısa dönemde olsa. 1878'den beri amacı o. Evet, yani amaçları Ege'de olmak. Evet. Hatta işte Selanik dahil elde etmek. Şimdi Balkan Paktı'nı kurarken böyle bir şekilde Yunanistan'ı böyle baskı altına kuruyor. Ondan sonra Yugoslavya falan konusunda bir yerde bakıldığında ondan sonra Yugoslavya'nın da bu Makedonya falan filan konusu var. Ama en önemlisi 7 yıl önce bizi işgal etmeye kalkışmış ve yenilmiş olan Yunanistan'la 7 yıl sonra işbirliği başlatabiliyor. Ama o ülkeleri de bu devlet adamlıdır işte. Yani o ülkeleri de kullanarak Yunanistan'a öyle bir baskı kuruyor ki vay anam diyor Yunanistan ya biz diyor tamam Türkiye'den atıldık da ondan sonra şimdi diyor Bulgar'ın da diyor acaba Ege'ye çıkışıyla ilgili Türkiye destek mi olur acaba diyor ve Balkan Paktı'na çok yani iştiyakla katılmak istiyor. Ama biz deniz, barış olsun diye. Deniz silahsızlanması anlaşması da yaptık o dönemde tabii, hepsini yaptık. Yunanistan'da. Dolayısıyla yani rahatsızlanmasa. O geçmişimizde bizim çünkü hak ve çıkarlarımızı hukuk yoluyla, uluslararası hukuk yoluyla kullandığımıza ilişkin çok örneğimiz var. Güzel örneğimiz var. Aynen. Yani mesela Montreux Sözleşmesi de bunlardan bir tanesidir. Tabii. Çünkü biz o zaman boğazlar üzerinde sınırlı haklara sahiptik. Boğazları silahlandıramıyorduk. Evet. Tahkim edemiyorduk. Evet. Fakat 1936'da bunu değiştirebildik. Evet. Üstelik o dönemde herkes oldu bitti yaratıyordu. Tabii. Almanya oraya giriyordu, ben girdim oldu diyordu. Evet. İşte Avusturya ile birleşemezsin diyorlardı. O birleştim oldu diyordu. Değil mi? Versay'ın hükümlerini ben tanımıyorum. Hiç tanımıyorum diyordu. Oluyordu.
Japonya Çin'e giriyordu, kimsenin sesi çıkmıyordu. Dolayısıyla o dönemde biz evet. de oldu bitti yaratabilirdik. Bakıp girerdik, girerdik Boğazlar bölgesine. Evet, tabii. Ordumuzu sokardık, askerimizi sokardık. Evet. Kimsenin de bir şey diyebileceği olmazdı. Şimdi, ama biz o dönemde evet. bu kadar devleti bir araya getirip Boğazları, Boğazlar üzerindeki tam egemenlik hakkımızı onlara kabul ettirebildik. Bu diplomasi yoluyla olmuştu. Şimdi bu güç gösterisiyle olmamıştır. Ama Türkiye önce tabii ki büyüklüğünü ve içeride bütünlüğünü kanıtlamıştır. Ondan sonra bu olmuştur. Dolayısıyla bundan sonra da önem vermemiz gereken budur. Yani Türkiye'nin ekonomide, siyasette, hukukta en ileri uluslararası standartları, ölçütleri hedefleyen ve bunların büyük ölçüde gerçekleştirebilen bir çağdaş ve büyük devlet olduğunu kanıtlaması gerekir. Güç sahibi olabilmek için. Bunları da yapmamamız için bir sebep yoktur. Hep birlikte bu doğrultuda çalışmalıyız. Şimdi Almanya yani burada şöyle yapmış. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yani o yapılan anlaşma Almanya ile ilgili öyle yani Almanya'yı boğucu bir anlaşma ki işte borçları da markla işte Alman parasıyla ödeyecekler. Tabii Hitler'den önceki hükümetler genelde daha düzgün hükümetler borçlarını Alman parasıyla çok sıkışarak ödemekte güçlük çekerek durumu bir noktaya getirmişler. Ama Hitler başa geçer geçmez Alman parasının değerini o kadar çabuk düşürmüş ki yani bir mark olmuş, bir milyon mark bir mark olmuş yani. Ve hemen Hitler borçları ödemiş görünmüş. O kadar pişman olmuş ki İngilizler, Fransızlar mark üzerinden yapmaları nedeniyle özellikle paranın değerini düşürerek çok kısa zamanda efendim borçlarını ödeyip ondan sonra silahlanmaya başlamış. Mesela Alman bombardıman uçakları ben hepsini üretirken ben bunlar yolcu uçağı diye üretmiş. Halbuki hepsi bombardıman uçağı. İki gün sonra efendim onların hepsi bombardıman uçağı oluvermiş. Yani bu konularda da Hitler yapabileceğini yapmış öbür tarafa. Tabii bunun sebebi de İngiliz ve Fransızların maalesef halkların kabul edemeyeceği kadar kötü bir anlaşma yapmış olması. Hı hı. Bize de işte Lozan'ı biz tabii ki çok büyük başarıyla bu noktaya getirdik ama Musul Kerkük'ü vermemek için ne yapacaklarsa yaptılar yani. Tabii. Evet. Şimdi peki yani son aşamaya geldiğimizde Türkiye'nin bundan sonra izleyeceği siyasi strateji biraz da artık siyasi. Yani bence öyle. Askeri anlamda evet, artık istediğimiz evet. sonucu aldı. Tabii. Yani Münbiç konusu tartışmaları açık. Evet. Ve artık iş siyaseten, diplomasiyle. Ama evet. son yıllara baktığımız zaman diplomaside çok başarılı bir karnemiz de yok. Tabii. Bu tabloya baktığımız zaman bizi ne bekliyor? Vallahi kendimizi yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor. Ve niye dünyada bu kadar yalnız kaldığımızı gözden geçirmemiz gerekiyor. Yani Macaristan yani, aslında çekimser sayılır. İşte Pakistan bize destek veren ülkeler değil mi? Türk Cumhuriyetleri. Türk evet. Cumhuriyetleri ve Kıbrıs'ta siz de bir dönem Kıbrıs'tan sorumlu da bakandınız. Kıbrıs'taki bu çıkışı nasıl yorumluyorsunuz? Ben o konuda bir işte sosyal medyaya bir mesaj yazdım ve söylediğim şuydu. Cumhurbaşkanlığı makamı, yani bunu Akıncı için söyledim tabii. Cumhurbaşkanlığı makamı ucuz felsefe yapma makamı değildir dedim. Ve Kıbrıs Türk halkının güvenini artık kaybetmek üzeredir. Dolayısıyla artık görevini bırakması ya da görüşmecilikten vazgeçmesi çekilmesi gerekir. Çünkü bütün koşullar Kıbrıs'ta artık iki devletli çözüme gidildiğini gösterdiği evet. halde hala federasyon konusunda ısrar etmek
ve ben bunu müzakere ederim, başka şeyi müzakere etmem demek. Ve bu konuda da üstelik kendi hükümetiyle, başbakanı ve dışişleri bakanıyla da ters düşmek, Akıncı'nın artık miadını doldurduğunu gösteriyor. Sizce yani Sayın Bakan Türkiye'nin artık izlediği siyasette kendisini yeniden gözden geçirmesi yani gerektiği noktasında. Yani tabii ki şimdi yani bu kadar çok diğer efendim ülkelerle çelişkili bir noktaya gelmişsiniz. Bunun gözden geçirilmesi gerekmez mi? Şimdi zaten Sayın Cumhurbaşkanı görüldüğü gibi ilk defa Türk milleti dedi. Bakın şu altı devlet tek millet diye Azerbaycan'da konuşmasını yaptı. Daha sonra işte malumunuz AKP'nin ondan sonra bu meclisteki konuşmasında da ilk defa Türk milleti dedi. Yani efendim bizim millet Türk millet. Yani bizim ümmet yani ümmetimiz ve Türk milletimiz payidar olsun gibi bir laf konuştu. Ya yani ilk defa kendi ağzından artık görüyor ki artık bu Türk devletleriyle bir defa iyi ilişkiler içerisinde olacaksınız. Bu yalnızlıktan birinci öncelikle kurtulmak için. Biz Azerbaycan'la bile didiştik. Yani Azerbaycan'la bile didiştik. Yani bu süre içerisinde hiç efendim Türk devletlerine çok fazla önem vermedik ki Türk devletlerinde de çok fazla bizim malumunuz müteahhitlerimiz ve inşaatçılarımız vardı. Yani bunlardan da para geliyor. Yani onun yanı sıra tabii Libya'yı kaybettik. Artık geri gelmez bir şekilde ne zaman geri getiririz bilemem. Mısır'ı kaybettik ve tabii ki Mısır'ı kaybedince yani Suudi Arabistan güçlü derler ama hani para gücü her şeyin gücü değil. Ondan sonra bir yerde Arapların yönetme merkezi aşağı yukarı Kahire'dir. Evet Mısır'dır. Dolayısıyla Mısır'ı da kaybettik. Şimdi tekrar bunları kazanmamız lazım. Evet. Yani artık tekrar açılmamız lazım bizim. Ona karşı Yunanistan'ın efendim Batı sermayesi, Batı gücüyle birleşmesine mani olmak için bunları yapmamız lazım. Tabii. Bir de tabii en başta kişisel bir mesele olmaktan çıkartmamız lazım dış politika. Aynen. Yani diplomasi aynen. De bu böyle yürütülmez. Yani. Böyle yürütülür tabii. Yani şeyi zarar. Bilmemiz lazım. Dış politikada uluslararası ilişkilerde kalıcı dostluklar, düşmanlıklar yoktur. Evet. Dostluklar, düşmanlıklar koşullara göre ve değişen hak ve çıkarlara göre belirlenir. Evet. Dolayısıyla burada artık kişisel mesele olmaktan çıkartmak lazım bunları. Aynen. Bu bütün ulusu ilgilendiren, bütün ulusun geleceğini ilgilendiren pırıl pırıl gençlerimiz var. Değil mi? Pırıl pırıl gençlerimiz var. Dünyada çok önemli roller oynayabilecek bir genç nüfusa sahibiz. Evet. Onlara güvenmeliyiz ama onlara sağlam bir gelecek bırakmak için de çevremizle bağlarımızı geliştirmemiz, kendi içimizde de barışmamız, kurumsal gelişmemizi dünyanın en ileri düzeyine çıkartmamız lazım. Benim düşündüğüm o. Evet. Ve bunları başarabiliriz. Yani bunları başarabiliriz. Başarmamız da lazım zaten. Hı-hı. Başarmamız da gerekir. Yani diplomasinin evet. Dili devreye evet. Girmeli. Evet, yani bir miktar, bakın söylüyorum. İster beğenirsiniz, ister beğenmezsiniz. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yönler daima doğru yönlerdir. İster beğenen de var, beğenmeyen de var ülkemizde. Herkesin kafasına çivi çakacak değiliz. Efendim benim fikrim evet. Doğru diye. Ama gördüğünüz gibi siz Sayın Bakanımın da biraz evvel söylediği gibi sizlerin de aynı şekilde söylediğiniz gibi yani hemen adamcağız bilmem 7 yılda Balkan Paktı'nı kuruyor. Tabii. Efendim ondan sonra can düşmanı Yunanistan'ı tabii. Bir yerde dost hale getiriyor. Öbür tarafta gidiyor Bağdat Paktı'nı kuruyor.
Ben kendi tabii, bir katkıda daha bulunacaktım. Hastalanmasa Akdeniz Paktı'nı kuruyor. Tabii. Akdeniz Paktı kuruluyor. Tabii. Düşünebiliyor musunuz? Afganistan'a kadar ilişkilerimiz iyi. Evet, Afganistan'la çok iyi. Yani, bakın onun ne faydası var? Ben 2002 yılında iki defa Afganistan'a gittim. Bu kadar büyük bir yıkımı hiçbir yerde göremezsiniz. Evet. Yani öyle feci bir durumdaydı. İki kurum ayaktaydı. Evet. Bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği. Evet. Oraya girmemişti Taliban. Evet. Evet. İkincisi Atatürk Çocuk Hastanesi'ydi. Evet. Kabil'deki. Evet. Bunlar ayaktaydı. Bu Türkiye'nin ne kadar saygın olduğunu tabii ve o saygınlığını uzun yıllar boyunca koruyabildiğini gösterir Afganistan'da. Ve düşünün yani çağdaşlığın düşmanları bile, evet, değil mi? Tabii. Türkiye'yi bu kadar saymıştır ve evet, Türkiye'nin sembollerine dokunmamıştır orada. Tabii. Başka bir şey ayakta değildi. Aynen. Başka aynen, bir şey yoktu tabii, ayakta. Ben de gittiğim için aynen gördüm. Evet. Hatta değil mi? Yani tabii. Yani hı, şimdi Mustafa Kemal'in gönderdiği doktorlar var, subaylar var. Onlar, ve en yani, iyilerini yolladık. Evet, evet, biliyor tabii musunuz? Tabii. En iyilerini aynen gönderdiği için tabii, yani han düşmesine rağmen yani tabii, ondan sonra devrilmesine rağmen orada kalan Türkler yani bu doktorlar olsun, tabii, mühendisler olsun, diğer subaylar olsun Afganistan'ı belirli bir noktaya getirmişler. Evet, siyaset kültüründe noktayı koyuyoruz. Sayın Bakanımıza, Sayın Şükrü Sina Gürel'e, hocama, bende emeği var, dersini aldım. Teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim. Kattınız. Ve emekli Hava Kor General Erdoğan Karakuş Paşa'mıza da çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür kıymetli ediyoruz, görüşleri için. Bize Halk imkanı sağladığınız için biz teşekkür ediyoruz. Tekrar teşekkür ediyorum. Halk TV'de siyaset kültürüne noktayı koyuyoruz. Birazdan saat 12'de günün gelişmeleriyle, tüm ayrıntılarıyla sevgili arkadaşımız Şule Aydın sizlerle birlikte olacak. Sakın bizden ayrılmayın. Bizden bu kadar. Hoşça kalın, iyi akşamlar.